Güzel bir gün batımından herkese selamlar. Biraz ameliyat sonrasından böyle konuşmak, bahsetmek, kendimi de update etmek istedim. 11 Temmuz'da tiroid ameliyatı oldum. Sağ ve sol iki lob olmak üzere tiroidlerim alındı. Şöyle şurada yaklaşacağım. Biraz izin var, krem sürüyorum izin geçmesi için. Şu işte 11'i, bugün ayın kaçı? Şöyle bir bakayım. Bugün ayın 23'ü. 12 gün olmuş. 12 gün içerisinde yara izim bu kadar geçti. İlk önce size ameliyatla ilgili yaşadığım deneyimlerimden bahsedeceğim. Sonra da biraz bekleme sürecinden ve atom terapi durumundan. 11 Temmuz'da hastaneye gittim. Yatışım yapıldı. Biraz stresli bir zamandı. Ameliyata girdim ve çıktım. Çıktıktan sonra sesim gayet iyiydi. Çok bir çatallanma ya da kısılma gibi bir durumum yoktu. Zaman içerisinde ameliyattan sonra gaza gelip çok konuşmam sebebiyle sesimde çatallaşma ve gidip gelmeler başladı. Şu an sadece çok yüksek sesle bağırdığım zamanlarda sesim çatallaşıyor. Onun haricinde bir durum söz konusu değil. Ağrım sızım sadece ameliyatın birinci, ikinci ve üçüncü günü oldu. Ondan sonra ağrım ve sızım da geçti. Antibiyotik kullandım zaten bitene kadar. Kaç gün kullandığımı inanın hatırlamıyorum. Bu süreç içerisinde ameliyattan sonraki durumumu ve kesilerimi göstereceğim. Herkese selam. Bu videoyu ameliyattan sonraki sürece koymak için çekiyorum. Kaç saat oldu çağrıya çıkalım? Yaklaşık 4 saat. 4 saat olmuş. Çok fazla sivilcem var. Şuramda bir şeyler falan var. Çok çözemedim. Onlar Normalde çok ameliyatla alakalı sivili şeyler değil. çıkartan biri de değilim de bence stresten, sıcaktan falan oldu. Ameliyat kısmı da bu şekilde. Hiçbir fikrim yok. Rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Direnim de yok. Ağrın sizin var mı? Şu an yok ama ilk çıktığımda vardı. Öyle. İyiyim şu an. İyiyiz. Bunu videoya koyacağım. Sizin için de açıklayıcı olsun diye. 72 saat içerisinde pansuman yapabilirdim ve yaz ayında ameliyat olduğum için bir haftalık pansumanı ben çıkartmak durumunda kaldım yazın çünkü çok pişirdi. Her çıkarttığımda pansuman yaptım sadece ilk 72 saat içerisinde. Daha sonra hiç pansuman falan yapmadım, çıkartmadım da sargımı. Daha sonra hastaneye gittiğimde sargım çıkarıldı. Ne kadar süre kaldı? İnanın onu da hatırlamıyorum. Daha sonra sargım çıktı. Normal yaşantıma devam edebileceğimi söyledi. Patoloji raporunun çıkmasını bekledik. Patoloji sonucum da çıktı bu arada. 8 milim olarak ultrasonda görülen kitlem 1,5 santim çıktı. Aynı zamanda sol lobumda da kanserli hücre olduğunu öğrendik. Şu anki durumda %95 atom almam gerekmeyecek çünkü lenflerime sarkmamış. Ama atom alıp almayacağımın kararını vermek için doktorun vücudumda 3 tane hormonun dengesine bakması gerekiyormuş. Bir ay geçmesi lazımmış bunun için. Yani vücudumdaki bütün tiroid hormonunu bitirecekler galiba diye düşünüyorum. Ruh halim, sürecim nasıl diye sorarsanız. Yani dalgalı. Çabuk unutuyorum, dalıyorum. Çok kilo aldım. Yani ilk çektiğim video ile şimdiki video arasında dağlar kadar fark vardır. Yüzüğüm çıkmıyor, gördüğünüz gibi. Ayaklarım şişti, ellerim şişti. İnanılmaz kilo aldım. Elbiselerim artık olmuyor. Tartılmadım da o günden bugüne. Beslenmemle ilgili özel bir şey söylenmedi. Elimden geldiğince tuzsuz beslenmeye çalışıyorum ama çok mümkün olmuyor. Yani beklemek sinir bozucu. Saç dökülmelerim var. Onun haricinde yorgunluk var sürekli. Dalgınlık var. Biraz moral bozukluğu var. Bu süreçle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ben bundan sonra bu hastalığın adını kaynımda da var hastalığı koymak istiyorum. Çünkü kim benimle sohbete girse benim teyzemin bilmem nesinde de var. Şu da var. Neyi var diyorum? Hashimoto diyor. Şey atanlar var bana ya. Tuzlu su içince tiroid kanseri gidiyormuş. Tiroidlerim yok, şey atan var. Tiroide iyi gelen besinler. Diyor, benim tiroidim yok ama ikisi de alındı. Biliyorum diyor. Teşekkür ederim. Bu bilgileri tiroidi olan kocam üzerinde kullanacağım. Ve gerçekten insanların iyi niyetli olduğunu biliyorum. Tiroid olmadan bir gün önce tüm sürecimi paylaşmıştım. Ben çok uzun süre sakladım bunu. Çok fazla insanla da paylaşmadım. Sindirmem gerekiyordu çünkü. Ameliyattan bir gün önce saldım bu durumu. Çok da iyi oldu. Bir sürü sevenim varmış. Kendimi unuttuğum çok fazla şey varmış. Onu gördüm. Bu süreç böyle yaşarken çekmek istedim. Çünkü bu süreç bittiğinde ve tiroid hormonunuz normale döndüğünde zaten tüm bu süreci tüm soğukkanlılığınızla ve duygusuzca bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Şey demek istiyorum. Bu videoyu izleyip tiroid kanseri olmuş, tiroidlerini aldırmış, bu videoya denk gelmiş. Benim gibi artık böyle aman be moduna falan girmiş biri varsa şey demek istiyorum ona. Yalnız değilsin tatlı çöreğim. Eğer erkekse tatlı böreğim. Hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Yani tiroid kanseri olanlar olarak.
Yaygın bir hastalık. Herkesin kaynında var. Üzülme. Geçecek. Her şey güzel olacak. Kendimize hep şey diyelim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Gayet sağlıklıyım. İyi olacağım. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel oldu. Bu bir süreç. Bu bir sınav. Bu sınavdan alnımın akıyla da çıkacağım. Biz güçlüyüz, güçlü insanlarız. Hamdolsun ki böyle bir bela geldi başımıza. Bir musibet, bir bela olarak bakıyorum ben buna. Bir sınav. Tabii ki de sağlıkla sınanmak istemezdik ama bunların hepsi geçecek. Bunların hepsi bizim iyiliğimiz için. Tabii ki anlıyorum, tiroid hormonsuz olmak çok zor, kilo almak çok zor, şu an şişmek çok zor, benim için çok zor. Yani bir anda 2-3 beden büyümek. Ama bunların hepsi geçici. Sabredeceğiz. Kendimiz için dua edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Tevekkülün karşılığını da alacağız. Bunu diyor, bunu söylüyorum. Bana bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş ben kendi gerçek hayatıma dönmeye başlayacağım. Önümüzdeki hafta işe başlıyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum. Güzel olacak bence her şey. Çok da kafaya takmamak lazım. Her şey moral, motivasyon. Güzel olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de beni sevenler gibi atom alıp almayacağımı merak ediyorum. İnşallah atom terapiye gerek kalmaz. Almak istemiyorum çünkü. İnşallah güzel olur. İnşallah atom almadan bu sürecin içerisinden çıkarım. Çıkamazsam da canım sağ olsun. Her şey gene benim iyiliğim ve sağlığım için. Anlatacaklarım bu kadardı. Atom alma süreci yaşanırsa o videoyu da çekerim. Eğer yaşanmazsa da daha sağlıklı olduğum, tiroid hormonlarım çok çok daha düzgün çalıştığı bir videoda ve son video olmasını umut ettiğim o videoda sizinle görüşmek için can atıyorum. Sizi çok seviyorum. Bu arada üniversite tercihleri dönemindeyiz galiba. Üniversite videolarım çok izleniyor şu aralar. Eğer üniversite tercihi yapacaksan, biraz moralim bozuksa, kaygılanıyorsan falan, sana sadece şunu söylemek istiyorum. Hayatta her şey o kadar geçici ve o kadar bazı detaylar önemsiz ki. Eğer bir yerde yiyeceğin ekmeğin varsa, okuduğun üniversiteden de ve bölümden bağımsız bir şekilde nasibin olan şey seni bulacak. Sen yeter ki tevekkül et ve çalışmaya devam et. Allah bizi yaratırken ve bu dünyaya geldiğimizde bize şunu söylemiş. Ben rızkını garanti altına aldım. Yiyeceğin yemek, giyeceğin kıyafet bunların hepsini garanti altına aldım. Ne için kaygılanıyorsun demiş. İnancınız vardır ya da yoktur. Bu beni ilgilendirmez, saygı da duyarım. Ben inançlı Müslüman bir birey olarak bu sözü hep aklıma getirip kaygıdan uzak durmaya çalışıyorum. Rızkım garanti altında ve rızkı veren de Hüda'dır. Ben elimden geleni yaparım. Çalışırım, çabalarım. Yiyecek ekmeğim ve rızkım varsa Allah onu bana verir. O yüzden tatlı kurabiyem, tatlı böreğim. Üniversite sınavı için canını sıkma. Sağlıktan öte gerçekten hiçbir şey yok. Sağlığın yerinde değilse hayatında sana bahşedilmiş olan güzelliklerin tadı da yok. O yüzden canını sıkma, en stratejik kararı ver. Bana ihtiyacın olursa yaz, müsait olduğunda dönerim. Üniversite tercihleri için de bunları söylemek isterim. Sizleri çok 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 öpüyorum. Bana destek olan güzel destek mesajları için çok ama çok teşekkür ederim. Bilmeden hayatına dokunduğum ne çok insan varmış, bunu hiç bilmiyordum. Bir insan için ne kadar güzel bir nimet, ne kadar güzel bir mükafattır bu. Bilmeden insanların kalbine ve kaderlerine dokunuyor olabilmek ve iyi yönde onları yönlendiriyor olabilmek. Bence bir ağaç dikmek, bir kitap yazmak, bir ilim yapmak kadar kıymetli şu an burada YouTube'da video çekiyor olmam. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Çünkü iyileştikten sonra muhteşem güzel videolar çekeceğim. Paylaşacağım. Güzel kitaplar var. Yayın evlerinden gelen. Onları şöyle güzel okuyup sizlere anlatmak istiyorum. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.